Ankara Belediye'mizin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gölyazı'dayız. Muhteşem göl manzarası ve tarihi yarımada olma özelliğiyle Nilüfer'in incisi Gölyazı'da kurulmuş olan Gölyazı Balıkçı Kadınlar Derneği'ni size tanıtacağız. Gölyazı Balıkçı Kadınlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurten Üner'le birlikteyiz. Nurten ablacığım hoş geldin. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir derneğinizi tanıyabilir miyiz? Biz gerçi arkadaşlarımızla çekim yaparken çok güzel şeyler yaşadık. Biraz tanımaya çalıştık, tanıdık da zaten. Ama izleyenlerimiz için biraz anlatabilir misiniz? Ne zaman kuruldunuz, neler yaptınız? Şimdi diğer derneklerden derneğimiz Kadın Derneği ama çok farklı bir dernek. Gölyazı tarihi, doğası ve balıkçı kadınlarıyla ünlü. Hakikaten birebir balıkçılık yapıyorlar. Balık malzemelerini kendileri üretiyorlar. Ayrıca cumartesi pazar gelen misafirlere kadınlarımız eşinin yanında, oğlunun yanında onlara destek amaçlı hem balıklarını, tuttukları balıkları da satıyorlar. Gölyazı'nın tarlası çok olmadığı için gölü gelir kaynağı. Eskiden erkek erkeğe çıkarmış balığı. Sonra kadınlar tabii ki evine gelirin tamamının gelmesi için eşinin yanına, kardeşine yardım amaçlı evine gelen gelirin bölünmemesi için ne yapacak? Çocuğunu okutacak, kızını gelin edecek, oğlunu evlendirecek, ailesine katkıda bulunmak için böyle bir yola ne oldu? Sonra balıkçı kadınlar oldu, ortaya çıktı. Ve siz de onları bir çatı altına topladınız. Biz dernek olarak onları çatı altına topladık ama diğer derneklerden yine bir farkımız ortaya çıktı. Gölyazı'daki kadınlar zaten çok çalışkan. Evlerin işlerini kendileri yapıyorlar. Kışlık yiyeceklerini kendileri hazırlıyorlar. Bunun yanı sıra sabah erken sabah namazında kalkıp kendi kendilerine iki tane kadın da balığa gitti oluyor. Erkeklerine yardımcı olmak için de balığa çıkanlar oluyor. Geliyorlar evlerin işini, ondan sonra balık ağları yıkanıyor. Temizleniyor veya yapılacaksa, kurulacaksa onları kuruyorlar. Gölde ıstakoz, kerevit çıkıyor. Bir de köyümüzde sepet tüccarları var, ıstakoz sepet tüccarları. Bu malzemeleri bütün hanelere dağıtır bu işi yapmak isteyen kadınlarımıza. Ne güzel. Onlar da gölden veya İznik Gölü'nde veya başka bir yerde tutulan kerevitlerin sepetlerini burada üretiyorlar. Derneğimiz kadınlar çok çalışkan. Onlar zaten paralarını kazanıyorlar. Diğer derneklerden farkımız bir de burada. Evet. Onlar kadınları bir çatı altında toplayıp para kazanmalarına, ayakta durmalarına veya sosyal hayata katılmalarına destek. Biz de öyle değil. Zaten onlar paralarını kazanıyorlar. Evet. Biz sosyal hayata zaman ayıramadıkları için onları tiyatroya götürüyoruz, pikniğe götürüyoruz, denize götürüyoruz. Kitap okuma belediyemizin öyle bir Hayata Kadın Nilüfer'de Hayata Kadın Yakın projesine destek oluyoruz. Evet, onlarla Nilüfer beraber. Belediyemizin gerçekten çok güzel, evet, bir projesi. Evet, o bizim için hakikaten harika. Çok güzel. Çünkü belediyemiz olmasa ben Atlas Köyü'ndeki kadını tanıyamam. Evet. Belediyemiz olmasa ben Çatalhöyük'e çok yakın olmasına rağmen ona ulaşamam. Belediyenin sayesinde birbirimizi tanıma imkanımız oldu, fikir alışverişlerimiz oldu. Onların yaptığı bazı çok şeyleri örnek aldık. Bize gelip gezmek isteyenler bizden bazı şeyler aldı. Peki ne kadar zaman oldu kurulalı? 2010 yılında kuruldu. Şu an 12 yıllık bir derneğiz. Peki o günden bugüne kadın alanında sizin çevreniz açısından söylüyorum, derneğinizdeki kadınlar açısından soruyorum. Ne değişiklikler oldu? Tabii ki çok büyük değişiklikler oldu bu derneğimizin kurulmasıyla beraber. Gölyazı bir de turizme açıldı. Turizme açılmasıyla hem derneğin katkısı, dernek Gölyazı'nın tanıtımına katkıda bulundu. Gelen her misafire kucak açtık. Ne tanıtımda güzel. Tanıtım amacıyla yemek yapma, buranın yöresel yemeklerini tanıttık. Hiçbir kâr marjı düşünmeden bu tanıtımlara destek olduk. Ve halkımız da yararlandı aynı zamanda. Aynen. Bir şekilde biz onu Gölyazı'yı tanıtırken Gölyazı'da o kadar çok işletme yoktu. Gelen giden misafiri karşılayamaz halde olduğumuz için birçok iş yeri açıldı. Bir önce oldunuz siz bu yani, alanda. Ne kadar güzel. Belediyemiz kadın derneğinde üyedir veya yönetimdedir ama belediyemiz şöyle bir açıklık getirdi. Üretim yapan her kadın evinin önünde satış yapabilir dedi. Çünkü kadının evinin önünde satış yapma imkanı doğunca dernek çatısı altına pek girmedi. Üye
yönetimde ama kendine çalışma alanı var. Onun içinde dernek üyesileri ama her biri bir yerde gayet rahat çalışabiliyor. Derneğin bir faaliyeti olduğunda, bir festival yaptığımızda, bir Dünya Kadınlar Günü'nü beraber kutladığımızda tabii ki o çadının altında hep beraber birlikte oluyoruz. Birlikte gelen misafirlerimize hizmet ediyoruz. Bu arada Nilüfer Belediye'mizle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşümüzü burada yapmıştık. Evet, çok onu güzel bir etkinlik olmuştu. Çok güzel olmuştu. Evet. İnşallah öyle güzel etkinliklerde yine devam yine edeceğiz. Beraber oluruz. Bir pandemi arası verdik sadece. Evet, evet. Ama tekrar onun haricinde buluştuk, bu güzel günlere kavuştuk yeniden. Evet, çok şükür, çok şükür. Yöresel ürünlerinizden bahsedelim birazcık. Şimdi, gözleme yapıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey, Gölyazı'nın coğrafi durumundan İzmir yolu üzerindeyiz. Şimdi tatile giden misafirlerimiz trafik sıkışıyor veya burayı merak ediyorlar. Bir de sosyal medyada son günlerde çok çıkmaya başladığından merak edip girenler oluyor. Günübirlik misafirlerimiz oluyor. Pansiyonumuz çok az olduğu için kalmaya misafir pek ağırlayamıyoruz. Balık yemeye ve gözleme yemeye geliyorlar Gölyazı'ya. Bir de Gölyazı'nın siyah inciri çok meşhur. Siyah incirin ihracatını yapıyorlar. Evet, şöyle gösterebiliriz. Yani ilk bugünkü hasata yakalandı. Değil mi? Bugün, evet, çok bugün kısmetli geldiniz. İlk hasattan tattık mı? Muhteşem, çok güzel. İzmir yolundan döndükten sonra yolların iki kenarında fark etmişindir zeytin ağaçları ve incir ağaçları var. Zeytin de meşhur. Zeytinimiz, zeytinyağımız var. Evet. Balığımız çok meşhur olduğu için Gölyazı Rum mimarisinden faydalanıyor. Gölyazı'nın her yolu bir şekilde göle çıkıyor. Çok bunun güzel. İçin her ev ya balıkçılık yapıyordur, ya satıyordur, ya balık malzemelerini yapıyordur. Ve siz havyar üretiyorsunuz. Evet, hiçbir yerde olmayan, balık yumurtasından olan havyarımız var. Evet. İncir reçelimiz, incir pekmezimiz, taranamız, tatlı tarana denilen kazan taranası. Çok güzel. Bu yöreye, Bursa yöresine ait boş mantımız var. Fırınlanmış mantı. Fırınlanmış. Değil mi? Evet. Yani durabiliyor. Çok uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz. Edebiliyorsunuz, evet. İncir çok olduğu için incir pekmezimiz çok güzel. Doğal şeker koymadan yapılıyor. Çok yeşil güzel. İncirden reçel yapıyor arkadaşlar. Bir de siyah incirden, balık ağlarından file yapıyorlar. Şu an çok revaçta olan. Evet. Poşet alışkanlığımızın kastığı bir dönemde. Bayağı zamandır siz bunları üretiyorsunuz. Üretiyoruz, evet. Zamanda. Yapan bir iki arkadaşımız var. Yani yapmak bir şekilde değil de satış biraz zor oluyor. İnsanların ekonomik alım güçleri bugünlerde çok düştüğü için daha kısıtlı gidiyoruz. Evleri göl kenarında olmayan, yol üstlerinde olmayan arkadaşlarımızla birlikte gözleme yapıyoruz. Cumartesi pazar gelen misafirlerimize çiğ börek, lokma yapıyoruz. Ne güzel. Biz de ayaküstü gelip giden misafirlerimizi bu şekilde ağırlıyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Hem yiyecek alanında. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyelim. Bayağı bir şeyler yapıyorlar işin açıkçası. Yıllardan beridir de aynı zamanda Nilüfer Belediyesi çatısı altında da balıkçı kadınlarımızla birlikte, bu derneğimizle birlikte çalışmalar da yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz kadınlarımız inşallah. Kadınlarımız balığa çıkıyorlar ama cumartesi pazar gelen misafirlerimiz de kayıkla gezdiriyorlar. Çok güzel bir evet. Kayık sefası da yapabiliyorlar. Aynen. Bu arada ben de balık nasıl tutulur diye böyle bir deneyimleme yaptım. Aynen. Orada hanımlarla beraber. Aynen. Ama çok zevkli bunun aynı zamanda. Bunun için çok erken gelmeniz lazım. Evet, biraz sabah daha erken zamanda. Gelmek evet, gerekiyor. Evet. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizi bugün ağırladınız. Sizi de tanıtmak için vesile oldunuz aynı biz zamanda. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ama bu başarılar, inanıyorum ki kadınlar çünkü çok güçlüler. İstedikleri her şeye ulaşabilirler. Yeter ki istesinler. Evet. Gölyazı'da balıkçı kadınlarımız da öyle. Çok marifetliler. Yolunuz Gölyazı'ya düşerse bir gün mutlaka buraya gelin. Nurten ablamızın elinden gözleme yiyin. Gözlemeler harika. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii ki gelen misafirlerimize anne eli, abla eli değmiş gibi bir şeyler tatmak isterlerse her zaman onları Gölyazı'da bekliyoruz.
muhteşem doğasıyla Gölyazı'da kurulmuş olan Gölyazı Balıkçı Kadınlar Derneğimizi tanıttık sizlere. Bir başka kadın derneğini tanıtmak üzere yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.